Hoş geldiniz Yıldız Hanım. Hoş bulduk Şerife. Hoş geldin Yıldız. Hoş bulduk anneciğim. Ne yaptın? Lale ile konuşabildin mi? Evet anneciğim. Lale İstanbul içinden tercih yapacak. Çok rahatladık. Oh çok şükür. Sana da bravo. Kim bilir nasıl konuştun ki böyle etkili oldu. Mersi anneciğim. Ben zaten biliyordum. Lale akıllı kızdır. Eşine, çocuğuna çok düşkün. Bu sefer de beni yanıltmadı. Onurcuğum da çok sevinmiştir değil mi? Hem de nasıl, hem de nasıl. Ay çok şükür. Yıldız akşamdan beri içim içim yiyor. Böyle yüreğim pır pır ya. Aynen. Vallahi. İnanır mısınız? Şuramda bir taş oturuyordu. Şu an çözüldü, rahatladık anneciğim. Vallahi. Lale Hanım tercihlerini İstanbul için yapacakmış. Hadi ya. Biliyorum. Zevzek. Ne demek biliyorum ya? Bu kadın her şeyi nereden öğreniyor ki bir kere böyle? Hayır, benden daha hızlı ve kıvrak bir ajan bulmuş olamaz herhalde yani. Vallahi billahi dedi tuttu bu kadın. Benim altınlarımı, paracıklarımı onunla yediriyor. Kimseye yedirmem hakkımı. Evet, son okulda yazalım. Evet. Şimdi de gönder diyelim. Hadi diyelim. Üç. İki. Bir. Elim, ah çocuklar elim. Ne oldu? Hikmet Hanım. Hikmet Hanım. Hikmet Hanım bayıldı herhalde. Ay ne oldu? Ay şey, komposto yaparken içine kuru meyvecikler doğrayayım dedim. Kesip elimi kestim doğrarken. Ay ben bakayım. Bakma. Ben baktım. Şimdi kanama var, o yüzden ben bastırıyorum. Teşekkür ederim. Bizi bir görelim. Belki derindir. İltihap falan kapmasın. Değil. Derin değil. Derin değil. Hiç merak etme. Şimdi ben onu bastırıyorum böyle. Baktım. Emir mi ağlıyor? Ne oldu? Vallahi Emir ağlıyor. Onur Beyciğim siz Emir'e gidip benim için bakar mısınız? Gel Laleciğim sen de. Şu kompostumu karıştırırsan içindeki meyveciklerim böyle taşmasın. Yavrum ben de bir banyoya gidip geleyim. Ay. Evet. Ay, lütfen Onur Beyciğim Emir'e de bakar mısınız? Tabii ki bakacağım. Aşkım dadı biraz dikkatsiz galiba. Aşkım ya, dalgınlık. Olur öyle. Ay sen Emir'e baksana. Tamam, bakıyorum ona. Evet, hepsini şimdi en uzak yerlerden seçelim. Diyarbakır. Kars. Van. Antalya. Adana. Gayet iyi. Hepsi çok uzak. Bir de şu şey seçeneğini işaretleyelim. Tercihlerim dışı atanmak istiyorum. Evet, bu seçeneği de işaretleyelim. Ay şansımızı deneyelim bakalım. İnşallah fark etmezler. Aşkım Emir mışıl mışıl uyuyor. Ay yanlış duydu herhalde. Anlamadım ki. Hayatım biz bu dadıdan emin miyiz? Yani acaba daha genç birini mi bulsak? Ne dersin? Genç derken? Yani genç derken işte daha dinamik, daha enerjik olacak, her yere koşturacak falan gibi. Dinamik. Ne oldu, kıskandın mı? Kıskanırım Onur, kıskanırım. Bunlar iyi günlerimiz, iyi günleriniz. Tadını çıkarın bakalım şimdi. Geldim ben. Ne oldu, iyi misiniz? Çok iyiyim. Küçük bir sıyrık, ufacık, hiçbir şey yok. Ay çok şükür, çok korktuk. Benim aslında öyle canım falan da tatlı değildir ama böyle birden panik yaptım herhalde. Önemli olan sizin iyi olmanız, geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Hadi neyse, çıkalım. Kolay gelsin. Geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Ay, inşallah farkına varmazlar. Ay!
Evet, hadi göndere basalım. Aşkım, bir kez daha mı kontrol etsek acaba? Aşkım, ne gerek var ya? Tamam, hazırladık işte. İyi, tamam. Bir, iki, üç. Hadi hayırlı olsun. Ay, sağ ol aşkım. İnşallah. Oldu bu iş galiba. Vay be. Bu kadar da olmaz ya. Ne olmaz abisi? Olmaz Kurtuluş abi. Ne olmaz Samet'im? Demek Nergis sözleşmeyi imzaladı. Şimdi Nergis ünlü olursa, benim suratıma bakmazsa ben ne yapacağım? Bu işi çözmemiz lazım abi. Anca beraber kanca beraber. Ben ne yapayım Samet? Yani sen mutlu olacaksın diye kızın kariyeriyle mi oynayayım abisi? Mantıklı. Mantıklı diyor adam ya. Allah Allah. Bak Samet'im. Yani sen şimdi hani Nergis reklam starı olacak diye düşüneceğine bence valiliği nasıl ikna ederim onu düşün. Bu da mantıklı. Bu daha mantıklı Samet. Oo, ayrıca merak etme be abisi. Ben yanındayım Nergis'in. Gözün arkada kalmasın, ayıp ediyorum Samet. Sağ ol be abi. Haklısın. Benim Songül annenin gözüne girmem lazım. Ama nasıl? Vallahi tükendim artık. Samet ağlıyorum bak. Yemin ediyorum bak, inerim arabadan hemen ha. Çikolatalı olandan istiyorum. Ondan sonra şu fıstıklı olandan bir tane. Karmaklı olandan bunun adı ne? Bundan da bir tane istiyorum. Hayır ya, bunu burada ne işin var yine? Bana işte böyle tatlı bir şeyler getir yani. Ay Pelin Su. Bursa'dan kestane şekeri gelse bu kadar sevinmezdim yani. Ay ne öyle? Esprimi anlamamış gibi yapma yani. Gecenin yaralarında kestane şekeri canın çekti diye babanı Bursa'ya gönderdiğin günleri biliyoruz. Ben o kestane şekerlerini sana yolladım. Belli ki bayağı işe yaramış. Ayrıca böyle bir şey yaptığımı hatırlamıyorum. Aman yakında hatırlarsın. O zaman gelecek gibi duruyor masaya bakınca. Ama ne yapacaksın? Onur da seni kapının önüne koydu. Yemeyeceksin de ne yapacaksın yani? Filiz, bu masadan kalk git diyeceğim ama sen bunu da anlamayacaksın. O yüzden en iyisi kendim gideyim. Ya bir dakika, bir dakika. Gitme öyle hemen. Bak vallahi ben senin için üzülüyorum Pelin Su. Yani Onur'u böyle hayatının aşkıydı, evleneceğin zaman elinden kaçırdın. Sonra adamı geri istedin. Didindin, bir sürü şey yaptın. Bu sefer iyice soğudu senden. Bir de işinden atıldın. Daha ne olsun yani. Ama insan da ne ekerse onu biçiyor. Ne ekersen onu biçersin yani. Ne biçtiğimi yakında çok iyi göreceksin. Aman! O gün bir gelemedi ya. Bir şöyle gülleyeceğini bir yağ da görelim o günü yani. Ne zaman gelecekmiş? Göreceksin, merak etme. Bir tane temiz çatal alabilir miyim ben? Ay! Ay öldüm yorgunluktan vallahi ama değdi, değdi. Çünkü çok yakında Lale Türkiye'nin tam öbür ucuna gidecek. Ben de ne yapacağım, ben de 10 milyonlarca liralık mirasa birazcık daha yaklaşacağım. Ay, ay çok mutluyum, ay. Abi bir dakika. Ay ben bu mutluluğumu hemen Pelin Su'yla paylaşmalıyım, dur. Efendim? Alo, Pelin Su'cum sana harika bir haberim var. Pardon, kimsiniz? Ay Hikmet'ten çıkmayı unutmuşum. Benim ben Pelin Su Betül. Benim artık mutlu haber falan dinleyecek durumum yok. Her şey bitti, anladın mı? Ay yine delirmiş bu. Ne oldu? Evet delirdim. Bu sefer gerçekten delirdim. Ya sizin yüzünüzden herkesin maskarası oldum ya. Sen Onurlardan çıktın mı? Evet tatlım çıktım. Onur ve Lale evde miydi? Evet evdeler. Güzel. Şimdi ben oraya gidiyorum. Ve Onur'un yanında Lale'ye miras mevzusunu ve onların neden evlendiklerini anlatıyorum. Hayır, hayır Pelin Su'cum lütfen. Bak böyle bir şey yapamazsın. Öyle bir yaparım ki. Pelin Su'cum lütfen bir dinler misin beni? Seni artık dinlemek istemiyorum. Pelin Su! Lale'nin tercihlerini değiştirdim. Çok yakında Türkiye'nin tam öbür ucuna gidecek. Anla artık, Onur da sana kalacak işte. Bana ne ya Lale'nin tercihlerinden? Ben sana daha önce söylemedim mi? Onur benim umurumda değil. Benim tek istediğim şey ondan intikam almak. Peki. Peki tatlım, tamam. Artık sana engel olmayacağım. Tamam, ne istiyorsan yap. Fakat şunu unutma. Onlar birbirlerine gerçekten çok aşıklar.
ve yani en fazla 3 gün siz kalabilirler. Sonra yeniden barışırlar. Ama benim sana çok daha iyi bir teklifim var. Gerçi bu teklifi en sona saklamıştım ama yani madem ki şu anda bu kadar kararlısın, anlatıyorum. Hazır mısın? Tamam, dinliyorum seni. Ya baba, bütün arkadaşlarımkisi büyüdü de benimkisi neden büyümedi? Bakayım mı babacığım? Kız sen buna çok mu su döktün? Evet, çabuk büyüsün diye. Babacığım ama böyle buna çok su dökünce bunlar büyümüyor ki hemen öyle. Tohumları yanıyor, açmıyorlar yani. Şimdi biz anneannenin dükkanında çalışıyoruz ya, bunların hepsini biliyorum ben artık. O zaman biliyorsan bana neden yardım etmiyorsun? Oh, benim babama bak be kız, ben sana niye yardım etmeyeyim? Oh, yardım neymiş ayrıca? Sen iste, ben sana bu fasulyenin tarlasını alırım be. Senin dert ettiğin şeye bak. Hızlı olacaksın baba. Daha paramız bile yok ki. Sen yeter ki fasulyemle ilgilen baba. Kız, baban o parayı buluyor. Çok az kaldı, sen hiç merak etme. Gerçekten mi? Gerçekten tabii kız. Ne zannettin sen babanı? Oh. Aa, annemler geldi. Ya hadi git bak bakayım, al fasulyenin de. Fırla hadi. Aşkım, acıktın mı? Biraz aşkım. Tamam, ben o zaman yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Aa, Onur. Annemi aramayı unuttum. Tercih meselesini anlatacaktım ya. Sevinir şimdi. Dur dur, arama. Arama, gidelim yüz yüzeyken söyleyelim. Gerçekten mi? Aynen öyle. Zaten özlemişlerdi şimdi onlar bizi. İyi, sürpriz yapmış oluruz. E tabii. Sana da bir hava değişikliği olur. Ha, iyi olmaz mı? E, yemeği de orada yeriz o zaman. Aa, bak o şahane olur ha. Ben annemin yemeklerini çok özledim aşkım. Hı. Yani özledim derken, o masanın etrafında hep beraber oturuyoruz ya ailecek. O neşesi, muhabbeti ondan bahsediyorum. Yoksa ben senin yemeklerin ne bayılıyorum. Ay iyi o zaman, hadi hazırlanayım. Ben heyecanlandım, çok özledim bizimkileri. Hadi kalk. Dur şu maili bir atayım, dur. Ay ay ay. Abla gelene kadar konuşamadık, çatladım vallahi ya. Ay vallahi yemin ediyorum benim de dilim şişti gelene kadar ha. Resmen adam açıkçak teklif etti ya. Ay biz vallahi şaka baka zengin olacağız, kızıma baksana diyorum ha. Lan müdürüm. Müdürüm bak gözünü seveyim hani şey diyorsun demedin, zengin olacağım diyordun. Baldız bir açıkçak şey yaptınız. Bir abla aşkına anlatın bakayım hadi. Ya yemin ediyorum şimdi kalp krizi geçirip düşeceğim, bayılacağım şuraya. Hey Baldız bir söyle bakayım şuna, neymiş o? Allah'ını seversen bak. Hey yemin ediyorum bak o zenginlik şeyini diyorum. Hadi müdürüm bir anlat gözünü seveyim. Ne diyorsunuz demin hadi. Ha? Sakin ol da Kurtuluş, ne oldu? Anlamadım, ne oldu şimdi? Sen niye bu haldesin? Onu diyorum işte ben de ya. Demin böyle zenginlikle ilgili bir şey diyordunuz yavrum, ne oldu? Bir anlatın bakayım bana ha? Abla anlat anlat, vallahi kaybedeceğiz eniştemi hadi. Kaybedeceğiz, o zaman seni daha fazla kaybetmeden gel. Ne oldu yavrum? Gel şöyle otur, gel anlatacağım ben sana. Anlat bakayım. Gel. Bak şimdi ne oldu biliyor musun? Sabah avukatlar gelmiş ya bu dükkanı falan satın almak isteyenler. Ha, annem de hani kışkışlamıştı. Ay, ondan sonra kim geldi biliyor musun? Dükkanı almak isteyen kişi, asıl sahibi geldi. Ne yaptı peki? Annemin önüne biz diye böyle çekip bir koydu. Bir görsen, buyurun dedi. Dilediğinizi yazın dedi. Bol sıfırla dedi. Onu dedi, bunu dedi. Ama tabii Nuh diyor, peygamber demiyor. Annem yok mok dedi ama biz gerçekten inanamadık ya. İşte. Ne yapıyorsun? Kurtul lan! Enişte. Ya şuraya başına bir koyacağım, altı tane de sıfır. Hayır. Lan beni bırakın ya. Açık çektim kızım, bir açık çektim. Annem, annem var ya, mahveder bizi Kurtul. Ne yapıyorsunuz siz? Anne. Açık çek. Bu çekin sizde ne işi var? Anneciğim şey, sen şimdi almayınca ben de onu aldım böyle çantama koydum. Ha, ben de şey diye çıkarttım ya, onu sana böyle vereyim diye çıkartmıştım çantamdan. Öyle mi iş güzel Nilüfer? Anne, yemin ediyorum bu sefer talih kuşu kondu başımıza. Hadi hayırlısı. Bu dükkanı satmak niyetinde değilim. Ömrüm sonuna kadar da satmayacağım. Boşuna heveslenmeyin. Ayrıca o şey var ya hani, talih kuşu var ya. Olsa olsa senin başına pisler. Tamam mı? Boşuna heveslenme. Açık çek. Unutun. 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 Siliyoruz. Bütün hepsini siliyoruz. Bunu elinden kaldırdığım zaman her şeyi unutacaksınız. Ay! Oğlum,
kız, ne yapıyorsun? Ne oldu be? Ne yapıyorsun canım? Ne bileyim ben öyle hani. Demin annem mi gel... Bir şey oldu bak böyle şu an. En son ben şey yapıyordum burada böyle... Saat kaç oldu? Nerede kaldı bu kadın? Gene neler karıştırıyor acaba? Çağdı Bey, yemeği hazırlayayım mı? Hazırla Seher'cim. Betül de gelir birazdan. Peki. İnşallah. Buyurun Yıldız Hanım. Seher, aramadın merak ettim. Gelmedi ki Betül Hanım. Nasıl gelmedi? Nerede bu kadın? Ne işler karıştırıyor bu kadın? Nerelere gidiyor bu kadın? Aynı şeyleri az önce Şadi Bey de kendi kendine soruyordu. Ay meraktan delirtir insanı bu kadın ayol. Bana bak, dönünce hemen ara beni. Ne olduğunu öğren, ara beni. Hah, kapı çaldı. Ben açayım, arayacağım sizi. Tamam Seher, bekliyorum. Ay. Selam. Selam Betül. Günün nasıl geçti? Ay gördüğün gibi çok güzel geçti. Şadi'cim seninki nasıl geçti? Beklemeli ve öfkeli Betül. Anlamadım hayatım. Anlatacağım ben sana sonra, sen merak etme. Ay tamam Şadi, tamam. Yine başladın böyle imalı imalı konuşmalara, tamam. Tamam tatlım, sen bana sonra ne zaman istiyorsan o zaman anlat, tamam. Ay çocuklarım nerede benim? Ay saat kaç oldu, daha gelmediler mi onları? Ay ben oğluşumu çok özledim. Oha! Hep oğluşum. Hiçbir kimse de gelinimizi özledik demiyor yani. Ay güzel kızım, bak şimdi tam adını söyleyecektim. Sen o sırada lafa girdin yani. Ay bak bakayım şu torbaların içine bir bakın bakalım. Neler almışım ben baby girl'lerimize. Allah'ım düşünceli kadın. Hasretinden prangalar eskittim. Anam! Yavrum! Ay çok güzelmiş. Anacık konuşamıyoruz. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun kız? Sorma Erol'cum, bugün neler oldu neler? Oğlum sonra konuşuruz, babam bizi izliyor. Tamam, sonra konuşalım. Ama haberler güzel mi bari, onu söyle zilli. Güzel ne kelime? Çok güzel ya, bakar mısınız anneciğim? Çok teşekkür ederim ya, tatlına bak. Güzeller ya. Minik. Hay Allah maşallah. Kesin bir şeyler karıştırıyor kesin. Hoş geldin Fikret. Hoş bulduk hayatım. Nasıl geçti gününüz Şadi ile? İyi, yemek yedik, sohbet ettik. O sohbetin içeriğini öğrenebilir miyim lütfen? Allah Allah, ya normal sohbet ettik hayatım. Neyse ben bir üstümü değiştireyim geleyim. Fikret, sinirlenmeye başlıyorum lütfen. Gel ve otur. Tamam, geldim, otur, tamam. Betül ne iş karıştırıyormuş, nerelere gidiyormuş, ne yapıyormuş bu kadın? Yok, Şadi'ye söz verdim, kesinlikle anlatamam. Ya Betül nereye gidiyormuş biliyor musun? Herkesten gizli. Ya, güzellik merkezine bugün de makyaj yaptırmaya gitmiş. Aa, oraya mı gidiyormuş o günlerdir? Yok. Yok canım, makyaj için gitmiyordur oraya. Vallahi ben bu işlerden hiç anlamam hayatım. Buldum. Estetik merkezine gitmiş o. Vallahi. Öyle makyaj falan içinde değil. Gerdiriyor. Buralardan açtırıyor. Böyle toplatıyor yukarıya doğru sonra. Ben de diyorum ki bu kadında bir ışıltılar, pırıltılar var. Nereden kaynaklanıyor? Meğersem estetik yaptırıyormuş. Ay çok güldüm ben buna. Ay bir de der ki güzelliğim genetik. Ayol gerdirirsen genetik güzelliğin ne genetiği? Hayatım hiç aklımıza gelmedi, iyi mi? Ama sizin aklınıza gelmez tabii Fikret'ciğim. Bunlar kadınların gizli sırları. Hayatım, biliyor musun son günlerde sende bir gençleşme var. Bir ışıltı var, bir gerginlik var. Ah çok teşekkür ediyorum Fikret'ciğim, çok mersi. Ancak gerdirmekten değil. Bizim ailenin bütün kadınların ciltleri mermer gibidir biliyorsun. Rahatladıysan ben artık üstümü değişebilir miyim? Sen o estetik merkezinin adresini bana yaz lütfen. Ondan sonra istediğin yere gidebilirsin Fikret'cim. Ay ben bunu bir basayım. Ay vallahi ben bunu bir basayım.
Onur'um. Kaynanan seni seviyormuş. Anneciğim aramızda kalsın ama ben de onu çok seviyorum. Ay ne şekersin sen önüm. Anne vallahi böreğin kokusu da abicime eve kadar geldi. Dedim ki Lale kalk 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 gidiyoruz anneme gidiyoruz dedim. Ya Onur bir ısrar etti hadi gidelim diye. Vallahi çok özlemişiz. İyi ki geldik. Ay güzelim benim. Biz de seni çok özledik ablacığım. Teyzeciğim sen ne yapıyorsun? İyiyim teyzeciğim. Anneannemin yine döktürdüğü nefis yemeklerini yiyorum. Aferin afiyet olsun. Gülşah'cığım kardeşin de yolda uyuyakaldı. Birazdan uyanır. Onunla oynarsın tamam mı? Tabii ki oynayacağım ben kardeşimle. Ama büyüsün de o. Ben onu nerelere götüreceğim? Parklara götüreceğim. Aferin. Ay ben yemeğin bitmesini bekleyemeyeceğim. Size bir sürprizimiz var. Ne sürprizi aşkım? Bunlar. Ben tercihlerimi yaptım. Ya. Ay hayırlı olsun. Ay ben de hiç bahsetmeyince o iş kapandı sanıyordum. Çok memnun oldum. Hayırlısı olsun. Şey ama İstanbul içindeki okullara. Yani biz Onur'la öyle karar verdik. Ay Onur ya. Ay zaten var ya başka yere gitseydin çok özlerdik ablacığım. Siz çok doğru bir karar vermişsiniz. Aynen öyle abla süper bir karar. Vallahi şimdi puanım düşecek ama olsun sizden ayrılmayacağım. Ya baldız be Allah yardımcın olur ya. Bence sen doğru kararı vermişsin. İnşallah. Ya siz bir de benim mutluluğumu düşürün yani. Hayır şimdi Lale düşkün hepinize. Öyle olunca hepimizi özleyecekti aslında. Bir yandan kendisi için de iyi oldu yani bu durum. Evet bunu da böyle tatlıya bağladık. Ay en doğru kararı vermişsin yavrum. Ay her şey tatlıya bağlandı. Ay hadi hadi soğutmayın. Damadıma bir börek daha. Hadi. Damadıma hayır. Bir börek daha. Oh be. Böreğin de hastası oldum ben ya. Yani. Hayırdır Betül? Hı. Çok yorgun görünüyorsun. Çok, çok yorgunum. Çok uykum var. Benim yemekten sonra hemen yatacağım Şadi'cim. Ah ana, bütün gün uğraşıyorsun tabii. Sorma Erol, sorma. Kaynana ne oldu ya? Bütün gün beşik mi sağladın? Ne bu halin ya? Sıkıldı o bence, sıkıldı. Hı hı. Sıkıldın değil mi Betül? Çok sıkıldım. Hakikaten çok sıkıldım. Yani her gün hep aynı şeyler beni çok, çok yordu beni. Betücüğüm sana şöyle bir teklifim var. Diyorum ki ikimiz baş başa hafta sonu acaba Milano'ya mı gitsek? Gerçekten mi? Evet. İnanmıyorum gidelim. Ha, bir dakika. Hayır. Hayır bir dakika. Biz bir kere en son Milano'ya gittiğimizde sen bir daha buraya gelmek yok diye yemin etmiştin hatırlıyorum ben. Evet ama... Niye yemin etmiştiniz ki babacığım? Annemin alışveriş merakı. Milano'da alışveriş yaparken kayboldu. Tam 14 saat oldu, telefonu hiç açmadı. Oha, 14 saat mi? Neyse canım, şimdi bunlar geçmişte kaldı. Hatta hafta sonunu bırakalım, bence yarın gidelim. Yarın ilk uçakla gidelim, ben uçak bakıyorum. Tamam bak, hadi bak. Bakma, bakma, uçak bakma. Hayır, hayır, hayır. Hadi tamam bak, 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 hadi bak uçak, hadi. Hayır. Hayır bakma, bakma. Olmaz hayır. Ben gidemem. Ben, yani biz gidemeyiz. Neden Betül? Neden gidemiyorsun kaynana? Çünkü... Aa gidemeyiz çünkü. Allah Allah. Gidemeyiz çünkü. Yavrum senin gebeliğinin son zamanları artık senin baby girl'lerin ağzında. Ne alakası var ya daha doğuma çok var ki. Ya iki günden ne olacak Allah aşkına? İki gün şöyle karı koca baş başa gezeceğiz. Hem belki biraz alışveriş de yaparız. Alışveriş mi? Evet. Hatta diyorum ki şu senden aldığım limitsiz kredi kartını sana geri versem gider miyiz? Gideriz. Hayır. Gidemeyiz. Helal olsun baboli. Limitsiz güç uyguluyorsun şu anda. Anacık sakın tut kendini lütfen. Tutamıyorum oğlum, tutamıyorum. Anacığım ne olur tut kendini. Bak lütfen sen güçlü bir kadınsın, iradelisin. Hayır, 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 hayır. Gidemeyiz, olmaz. Şu anda kendimi ağlamamak için çok zor tutuyorum yani. O kadar tatlı bir koca ki mutluluktan. Yani hayır, ben kesinlikle olmaz. Çocuklarımdan o kadar uzun bir süre ayrı kalamam. İşte bir sultana yakışan bir davranış. Ya anne, bizi bu kadar düşündüğünü bilmiyordum yani. Düşünmez olur muyum kızım? Tabii düşünüyorum. Madem hayır diyorsun. Peki o zaman Betül. Öyle olsun.
Ay aşkım ya. Yani haberi yüzle vermemiz ne kadar iyi oldu. İyi ki gittik. Evet aşkım, bugün hepimizi çok mutlu ettin. Neyse ben Emir'i yatırayım. Tamam. Film izler miyiz? İzleriz. Babam. Hadi iyi geceler. İyi geceler dedik. Senin ne işin var burada? Hesaplaşmamızın zamanı geldi, öyle değil mi? Anlamadım. Bana yaptıklarının bedelini ödemen gerekiyor. Birisi sen ne saçmalıyorsun ya? Hadi git buradan. Hiç sevmedin değil mi beni? Biraz bile. Birisi şimdi bunları mı konuşalım? Seni sevip sevmedin mi konuşacağız evimin önünde? Miras için nişanlandın benimle. Sonra işine yaramadı. Bir paçavra gibi attın. Acımadın. Melisu. Hep bekledim biliyor musun? Seni gerçekten seven kadının ben olduğunu anlaman için bekledim. Değerimi anlarsın diye bekledim. Sabrettim. Ama artık sabrım kalmadı. Bana başka seçenek bırakmadın. Şimdi sana iki seçenek sunuyorum. Boşanma protokolü. Sen delir misin Penüs? Şimdi ya bunu Lale'ye imzalatır ve ona boşanma davası açarsın. Ya da şimdi içeri girerim. Belale'ye onunla miras için evlendiğini anlatırım. Karar senin. Onur, kimle konuşuyorsun? İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan.